Kaç burada oğlum? Hey. Lan oğlum hey. Hey. Aman abi. Bir zıplama şimdi sen. Arkadaşlar kavga etmeyin. Orospu takkemi düşürdü. Kavga etme. Onu nasıl? Kavga etmeyin. Aha. Aha. Aman abi. Hop hop hop. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Aman abi. Kafayı indirin beyefendi. Lan çek lan elin kolunu. Aman. Kaan Altı konuşuyor. Ya bırak ben destek... seni böyle mi eğittim salak ya. Oğlum sen... Aaa Mehmet'im deviyor. Kim o? Abi bey aldı piç. Allah. Oğlum siz bir durum bulun ortaya. Allah. Ondan mı sürdü? Aaa. Aman. Al kardeş. Aaa. Manyak oğlum. Arkadaşlar kavga etmeyelim. Kavga etmeyin lan. Devam edelim evet, alacağız. Evet, lan evet, oğlum evet. Memur bayılmış. Bayılmadı. Tansiyonu düştü. Sopayla vurdu. Ececiğim bu arabanın altı sürter mi buradan insek? Alınmasaydı sonumuz böyle. Koktu onu gömün ya. Kim bayıldı lan bu memur? Yenisini yaptırırız. Şu. Oh. Lan geri git lan. Oğlum sen memuru bayılttın. Dua et olayı ayıkmadılar. İlk defa memur bayıtmıyor can. Tabii de yani şimdi olası bir ihtimalle bizi karıları yapabilirler. Bu şey ne oldu? 5000 dolar dedik ya. Ya oğlum bilet aldım işte bakayım kızım müsaade en kısa zamanda gelir yani. Ben ona bir mesaj attım. Gelsin onu şak muhabbet edecek. Ya yok sen hani senin kuzenin konuşsa yani. Senin kuzenin benim neyim olur? Neyin olacak oğlum senin de kuzenin olur yani. Ha. Yok kuzen dedin arkadaş dedin. Yani bacın olur. Yok. Kanka. He. Kardeşin olur. Ay sikelim. Kanka. Daha iyi sanki. He. Kısa. Ne kanka? Ulan Tugay. Lan yok senin vallahi. Gel lan içimden gel. Sana iki içecek bir şey ısmarlayayım. Güzel bir manzaraya geçelim. Ne diyorsun? Vallahi olur ya. Harbiden. Yavaştan zındık. Derin sularda içi çaresi aramaya. Cesaretim kaldıysa hala belli aşktan konuşmaya. Deniz nerede? Hala tuvalette herhalde. Onun yanına bir tane eleman gönder. Tabii. Onu ben aşağı inesem merdane var ya bizim. Evet. Evet. Anladım. Ya da kemer de böyle. Sevgili hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Bak seni çok güzel bir mekana götüreceğim. Bak burada takıldım ama kimseye söyleme. Bir daha söylesene. Ha, sen söyle. Falan. Duyuyor şu an chat. Tamam. Buraya geliyorum 10 numaraya. 4 telefon numarasına da mesaj attık. Pazartesi onları davet edeceğimizi bilgilendirmek adına dördü de merdiven yok mu? Yok olduğunu bilmiyorduk. Ben arkadaşımın numarası diye aradım. Hı. Sikerler öyle işi. Ver avukata hiç acıma yok. Ver. Yok özür dilerim. Tugay Gökoğlu'nu bilmiyordum diye geri dönüşler aldık. Siz verin abicim avukata. Hiç tamam. Hiç acımayacağım yani. Elimizde onların yaydığına dair vardı mı kan? Tabii. Tamam. Sikerler öyle işi. Ben 2 yıldır götümü yutuyorum. Benim bu zamana kadar sizlerle paylaşmadığım tek şeyim telefon numaram. Sizle ben her şeyimi paylaştım. Doğru mu? Her şeyimi veriyorum. Her şey. Bütün gösterilmeyecek görüntüler bile olsun. Sizlerden hiçbir şey saklamıyorum. Benim bir tane telefon numaram. Tamam mı? O da piç olursa abi sikerler öyle işi yani. Ben 2 yıldır kaç defa şeye gittim, götüreyim dedim adliyeye bunları dava edeyim filan, tamam mı? Hep acıdım. Yani şu hayatta bak şunu bilin abi, kime acıyorsanız ilk darbeyi ondan yiyorsunuz, tamam mı? Bak kime acıyorsanız ilk darbeyi ondan yiyorsunuz. Yani ibretlik için yapmanız gerekiyor bazı şeyleri, vallahi bak. Lan her şeyimi sizle paylaşıyorum ya. Yani
diğerleri gibi, diğer yayıncılar olsun, YouTuber'lar gibi değil. Her şeyimi böyle dostane bir şekilde, samimi bir şekilde paylaşıyorum sizler. Örnek bu gerçek işte real hayatımdan her şeyimi paylaşıyorum size. Yeri geliyor dertleşiyoruz, yeri geliyor sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama yeter abi. Kaç defa telefonum yayıldı? Çünkü şöyle, telefonum, benim telefonum demek benim bütün eşim, dostum, akrabam, ondan sonra benim bir sürü şirketlere telefon numaram böyle, adresleri, kargo şirketlerine numaram böyle. Ama bir kere yapman gerekiyor, tamam mı? Ya maalesef üzülerekten versinler mahkemeye, görsünler ebelerinin amını chat. Hiç. Affetmek güzel bir şey. Allah mazsın. Ama yeter yani chat. Bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Benim telefon numaramı da piç edemezler yani. Her şeyde sustum, her şeye susuyorum ama bu olmaz abi, yeter. Defalarca sustuğumu sizler de biliyorsunuz zaten. Daha da bunun üzerinde durmayayım. Heh, ikinci bir konu, D-Live'ın mevzusunu açacaktım son kez. Onu da açıklayayım burada. Daha da bir şey söylemeyeceğim bu konu hakkında da. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım size. 3 yıl boyunca D-Live'da iyi kötü güldük, eğlendik, canlı yayınlar açtık. Doğru mu? Güzel dostluklar birlikteydik orada, sizler olsun. Bir sürü kardeşimizle tanıştık, ettik. Ve bunun sonucunda bugün baktığınızda örnek bir Galatasaraylı olaraktan Fenerbahçe'de Alex de Souza'nın mesela farklı bir takıma gittiğinde üzüldük. Herkes, Türkiye, Türk milleti üzüldü yani. Galatasaraylılar da üzüldü, Beşiktaşlılar da üzüldü. Ha, bundan örnek veriyorum. Zaman zaman böyle ayrılmalar oluyor. Orada 3 yıl boyunca dostluk, abilik, kardeşlik, birliktelik bir sürü. Aynı şekilde D-Live ekibine hala teşekkür ederim. Beraber işler yaptık. Çok güzel. İşin neticesinde o platforma Barış abi de geldi, Barışçı da geldi, Mezarcı da geldi, Egoist Pati de geldi, Doç da geldi. Aklınıza gelebilecek bütün influencerlar D-Live'den zamanında geçti. Bundan 2-3 yıl önce. Ben 3 yıl boyunca orada emek gösterdim. 3 yıl boyunca onlarla olmak istedim. Ve bu 3 yıllık süre zarfında çok mutluyduk. Çok güzeldik hepimiz. Harikaydık. Çok da eğleniyorduk. Çok da seviyorduk her zaman. Hala diyorum. Sonuçta 3 yıl boyunca biz oraya emek verdik. Ve 3 yıl boyunca biz oradan ekmek yedik. Ve 3 yıl boyunca sizler beni orada tanıdınız. Birçoğunuz yayınlarda. Bir YouTube. Beni vaat eden YouTube'tu. D-Live değildir asla. Velhasıl bir ayrılık oldu. Güzel bir ayrılık oldu. Normal böyle bir şekilde yayın yaptım ben. Bu yayının arkasından mesela hiçbir şekilde işte D-Live'den ayrılıyorum diye D-Live şöyle kötü, D-Live böyle kötü, bana şöyle yaptılar, bana böyle yaptılar, bana şöyle haksızlık ettiler gibi şeylere girseydim bu bana kendi şahsime yakışmazdı. Kendi şahsıma yakışmazdı. Hem de tek ordusuna yakışmazdı. Biz orada sonuçta emek verdik. Onlar da destek verdi. Güzel bir şekilde ayrılık yaptık. Normal bir yayın yaptım ben. Ufaktan sizlere bahsettim arkadaşlar. Olmuyor, burada yapamıyoruz filan vesaire. Bunun sonucunda güzel bir ayrılık yaptık ve tekrardan işte yayın açmadım. Normalde bu işin raconu şöyle olması gerekiyor. Arkadaşlar bak, benim orada 500.000 takipçim var. Benim burada mesela 100.000 takipçim var. Benim orada son kez bir son yayın yapsaydım belki de 20-30.000 kişi izleyecekti. Ama hiçbir zaman biliyorsunuz izlenme kafasında yapmadık. Senelerdir. Hiçbir şekilde ne para uğruna yaptık yayında ne de izleyici konusunda hiçbir şekilde yapmadık. Bugün baktığımızda Barış abi mesela 20.000'leri 30.000'leri görüyor. Niye? Adamın 700.000 takipçisi var. 2 yıl buraya emek vermiş. Biz de mesela D-Live'deyken 15.000, 20.000, en kötü 10.000 izleniyorduk. Bunlar problem değil. İzlenmek önemli değil. Son yayın diye bir yayın açardım. 20-30.000 izlenirdim. Derdim ki arkadaşlar bak böyle böyle oldu. Ben gidiyorum. Benim yeni platformum işte Nonolay derdim. Ve konu kapanırdı. Benim bütün izleyicim gelirdi. Benim hala D-Live'deki chatimde Tugay abi bir haftadır niye yayın açmıyor ya diyen kardeşim var. Adam daha benim platform değiştirdiğimi bilmiyor. Adam benim
işim gücüm var veya yayın açmadığımı biliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim birçok izleyicimiz aslında D-Live'da, chatimizde hala duruyor. Ben D-Live'da son yayını yapsaydım bugün böyle olmazdı. Mesela 100 bin değil de 200 bin takipçimiz olurdu belki. Bilemeyiz. Ama ben bunu kendime yedilemezdim ya. Kendi, çünkü sonuçta orada ekmek yemişiz. İyi kötü bir ayrılık oldu. Eyvallah. Açardım son yayını. Arkadaşlar böyle böyle işte patır hadi gidiyoruz buradan derdim. Demedim. Bize yakışmaz mı? Tekrardan söylüyorum. Güzel bir aylık oldu. Bunu da açıklayayım. Orada Metin abiler vardı, Cemal abiler vardı, Mertler, işte Dilay'ın bütün yetkililerine buradan canı gönülden teşekkür ediyoruz. 3 yıl boyunca beraber eğlendik, güldük. Birlikte mutlu olduk, birlikte üzüldük yeri geldiğinde. Güzel bir ayrılık oldu. Allah onun adın yolunu bahtına açık eylesin. Aynı şekilde bizim de. Onun adın başarısını daim etsin. Öyle. Bu konuyu da burada tekrardan dile getirmemek istiyordum ama birçok kardeşim sorduğundan dolayı onlara da maçık olmamak için bir açıklama yapmak istedim. Umarım anlamışsınızdır beni. Şurada bir gerçek. Biz de tabii ki de D-Live'dan 3 yıl boyunca çocuk gibi elinde alıyorsun, büyütüyorsun. Bir platformda izleyicilerini oraya yönlendiriyorsun. Her şeyi karşılıksız yapıyorsun. Tabii biz de D-Live'dan ayrıldığımızda mesela üzüldük. Güle oynaya çıkmadık. Küfür ede ede çıkmadık. Ama böyle olması gerekiyormuş. Ama son dönemlerde oraya gelen yayıncılar filan mesela cat cut. İyi ki de çıkmışım D-Live'dan diyorum. Onların da platform açısından başarılarını diliyorum. Tekrardan oyuna geçiyorum. Çok özür dilerim yayını böldüğüm için. Anlayışla karşıladığınız için de teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Eyvallah.